Sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz bırakma Allah'ım. Arda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde... Şimdi Türk'ün anlamı güç demek, kuvvet demek, cesaret demek. İslam'ın kelime anlamı barışa girmek, hakka teslim olmak, hakkı teslim etmek demek. Yani Müslüman demek, barışa giren insan demek, hakkı teslim eden insan demek ve hakka teslim olan insan demek. Demokrasi için, bağımsızlık için ve çocuklarının geleceği için, bayrağı için bu cesareti bulanlara, bu terör odaklarına dur demeyi bilmiştir. O günü biz bir millet olduğumuzu hep birlikte dünyaya haykırdık. Bugün burada ve Türkiye'nin her tarafında bayrağı altında birlikte olan herkesi, birlikte olabilen ve kucaklaşabilen herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi Rabbim bozmasın diyorum. Hepinizi saygıyla selamlarken Hatay'ın ve Türkiye'nin ana vatana katılışından itibaren, yani 11. yüzyıldan itibaren bu Anadolu'yu yurt edinmemizi sağlayan Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da 15 Temmuz'da ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi yine rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. 1453'te Sultan Mehmet Fatih'in İstanbul'u bu millete başkent yaptığı gibi bu millet Tuna nehrinde abdest alıp Viyana önlerinde sabah namazı kılan ecdadın evlatlarıdır. Bu milleti Anadolu topraklarından söküp atmak isteyen, bu topraklardan tekrar Asya steplerine göndermek isteyen bir takım caniler bütün yedi düvelide toplayarak Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da, Dumlupınar'da bu milletin evlatlarıyla göğüs göğüse mücadele etmiştir. Bizim için gözyaşı döken, bu millet diz çökmesin, bu bayrak inmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilelebet payidar olsun diyen insanlara, bize dua eden yaşlılara, gençlere şükranlarımızı sunuyoruz.